Evet arkadaşlar, şimdi hacim ölçümüne geçiyoruz. Bir binanın inşaatına başlamadan önce mühendisler kullanılacak malzemelerin miktarını belirlemek zorundadır. Kullanılacak yapı malzemelerinin miktarları binanın boyutlarına göre belirlenir. İşte bu sebeple mühendislerin kullanılacak malzemelerin miktarını belirlemesi gerekir arkadaşlar. Bir başka örnekse mandralardan verilebilir. Üretilecek olan peynir, kaymak gibi süt ürünlerinde kaç litre süt kullanılacağı ve ne kadar ürün elde edileceği önceden belirlenebilir. Hacim, farklı yöntemlerle ölçülebilen ve hesaplamalarla bulunabilen bir niceliktir. Hacim ölçümünde kullanılacak yöntem maddenin fiziksel haline göre değişiklik gösterebilir. Şimdi düzgün geometrik şekli olan katıların hacminin bulunması diyelim ve Onları bir inceleyelim. Bakınız işte düzgün geometrik şekli olan katılara burada örnekler görüyorsunuz. Ne var? Küp var, dikdörtgenler prizması, silindir ve küre örnek verilebilir. Düzgün geometrik şekle sahip katı cisimlerin hacmi cismin geometrik şekline bağlı olarak hesaplanır. Burada hesaplama yapacağız. İşte küpün hacmi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar küpün 3 tane boyutu var. 1 A 2 A 3 A uzunluğuna sahip. Bunlara birbiriyle çarparsak V eşittir A küp dersek hacmini böylelikle bulmuş oluruz. Bunu formülden buluyoruz. Yine burada bakın dikdörtgenler prizmasının taban alanını yani B çarpı C'yi yükseklikle yani A ile çarptığımız zaman hacmini hesaplıyoruz. Silindirin de şu taban alanını şurayı pi r kareden hesaplıyoruz, yüksekliği olan h ile çarparak böylece silindirin hacmini hesaplamış oluyoruz. Kürenin de hesaplama yöntemiyle bulunabilir. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Formülümüzü aklımızda tutacağız. Bunun ispatını isteyenler internette araştırabilirler. V eşittir hacim V, 4 bölü 3 pi r küp. Bakınız R burada yarı çap 4 bölü 3 pi R küp şeklinde. Bunu aklınızda tutmanızda fayda var. Pi R, pi 4 bölü 3 pi R küp diye ezberlemenizde fayda var. Küre için söylüyorum. Diğerleri zaten ezberlemeseniz de kolaylıkla bulabileceğiniz hesaplayabileceğiniz şeyler arkadaşlar. Evet şimdi bir sonraki bölüme geçiyoruz. Burada bazı sorular var. Bu soruları bir görelim. İsterseniz cevaplarız, isterseniz size bırakırız. Mesela bir kenarının uzunluğu 10 santim. Yüksekliği 30 santim olan kare prizma şeklindeki bir kabın içi suyla tam doludur. Bu kaba yarıçapı 2 santimetre olan içi dolu küre şeklindeki 5 cisim bırakıldığında Kaptan kaç santimetre küp su taşar? Kap içerisinde kaç santimetre küp su kalır? Pi'yi 3 alınız demiş. Hemen yan tarafta da çözümü yer alıyor. Videoyu arkadaşlar burada durdurunuz ve bu sorunun cevabını buradan inceleyiniz. Evet, yeterli süreyi tanıdıktan sonra kendinize diğer bölümlere geçebilirsiniz. Bir tane daha örnek soru burada var. Şöyle gösterelim. Bir fırıncının ekmek yapımı için kenar uzunlukları 30-20-50 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kabı tamamen dolduracak kadar hamur hazırlıyor. Vesaire. Soruyu okuyun. Videoyu durdurun. Ve cevabı da buradan inceleyin arkadaşlar. Buraya geldim. Yine bir sorumuz var burada. Durdurun okuyun ve işte şuradan da size cevabını hemen göstereyim. Bu şekilde bakın cevabı da görmüş oldunuz. Pratik olsun yani bunlar sizin için. Ve devam ediyorum şimdi. Şurada yine sorularımız olacak. Evet örnek bir sorumuz daha var. Bir kenarı bir desimetre olan büyük bir küp oluşturmak için kenarı bir santim olan küçük yapboz küplerinden kaç tane kullanılmalıdır? Soru bu. Durdurun ve cevabına arkadaşlar buradan şöyle büyütüyorum ekranımı cevabına buradan bakın devam ediyorum konu anlatımları ile devam ediyoruz biz düzgün geometrik şekli olmayan katılar da var tabii ki onların hacimlerinin nasıl bulunacağını da konuşalım. Düzgün geometrik şekli olmayan katı bir cismin hacmini ölçmek için sıvılardan yararlanıyoruz arkadaşlar. Katı cisim içinde çözünmediği yani çözünürse çünkü olmaz. Kendisinden düşük yoğunluklu sıvıya bırakıldığında tamamı sıvıya battığında hacmi kadar sıvının yer değiştirmesine neden olur. Niye düşük yoğunluklu diyoruz? Çünkü yüzmesini istemiyoruz. Suda yüzmesini istemiyoruz. Hacmi kadar sıvının yeri değişir. Mantıklı. Yani kütlesi kadar değişir diye düşünebilirsiniz. Hayır, kütlesi kadar değil, hacmi kadar. Düşünün, kapladığı yer kadar değiştirecektir. Dereceli silindire belli bir miktar sıvıyı koyuyoruz. Bakın şu aşağıda. Evet, daha sonra hacmi ölçülecek cisim tamamen sıvı içinde kalacak şekilde dereceli silindirdeki sıvının içine bırakıyoruz. Şöyle yapalım. O görseli açalım önümüze. Evet. Okla da gösterelim. Sonra sıvının son yüksekliği tekrar okunur. Bakın şuraya bırakıyoruz. Bıraktık ve şuradaki son yüksekliği tekrar okumuş oluyoruz. Bakınız birincisinde ne kadar var? Şu kadar vardı. İkinci durumda ise daha fazlası var. 400 mililitreye çıkmış. Bu iki değer arasındaki 100 mililitrelik fark sıvı içerisinde bırakılan katı cismin hacmine eşittir. 100 mililitrelik bir burada fark yaratıyor. Bu cisim, bu katı cisim. Peki düzgün geometrik şekli olmayan cisimlerin hacmi başka nasıl bulunabilir? Bir de taşırma kabıyla bulunabilir arkadaşlar. İşte burada da gördüğünüz şey bir taşırma kabı bu. Taşı içine atıyoruz. Şuradan bakın geliyor. Şu kabın içine bir miktar sıvı doluyor. Taşırma kabı taşma seviyesine kadar sıvıyla doldurulur. Kabın içine sıvı da çözülmeyen, düzgün geometrik şekli olmayan katı cisim yavaşça bırakıldığında bir miktar sıvı taşar. Toplama kabında biriken sıvının hacmi yani V taşan sıvı Sıvıya atılan katı cismin hacmi kadardır. Taşan sıvının hacmi dereceli silindirle ölçülerek hacim bulunur. Yani şu dereceli şurada görmüş olduğunuz kap dereceli bir kaptır arkadaşlar. Bu da tamam mı? Yani birincisinde ne yaptık? Bu şekilde dereceli bir kap kullandık. Onun içine attık. İkincisinde ise bir taş kullandık. Şimdi Burada bir örnek soru var. Hemen videoyu durdurun. Bu soruyu çözün ve yan taraftan çözümünü kontrol edin arkadaşlar. Ve diğer soruya geçiyorum. Bu da bunu bunu da arkadaşlar okuyun. Videoyu durdurun. Ve çözün. Çözümünü görmek istiyorsanız da size çözümünü açıyorum. Ve işte şimdi çözüm göründüğü gibi. Peki nerede kaldığımıza bakalım. En son bir tane daha örnek var burada. Bunu da açalım. Düzgün geometrik şekli olmayan katı bir cismin hacmini bulmak için taşırma kabına su yerine farklı bir sıvı koyarsak sonuç Nasıl değişir? Evet. Çözümü açıyorum. Durdurun. Cevap vermeye çalışın. Kullanılan sıvının öz kütlesine bağlı olarak değişir. Kullanılan sıvının öz kütlesi katı cisim öz kütlesinden büyük olursa katı cisim sıvı içinde bir kısmı batacak şekilde kalır. Bu durumda katı cisim sadece batan hacmi kadar sıvı yer değiştirir. Cevabı. Doğru cevap. Peki. Şimdi. Burası da tamam. Biz konu anlatmaya devam edelim. Konu anlatımı videoları şu anda izlediğiniz videolar ağırlıklı olarak sıvıların hacmine gelmişiz. Bunu da bir sonraki videoya bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sıvıların hacminde.